Merhaba herkese. Umarım henüz yorulmamışsınızdır. Bu biraz hızlı bir sunum olacak. Çok hızlıca anlatacağım bunları. Her şeyi yıkamaya çalışmayın. Çünkü bu sunumun amacı sizi teşvik etmek. Böyle bir yazılım mevcut demek size. Şunları şunları yapabilirsiniz. Bütün karmaşık yazılım şeyleri daha sonrasında gelecek. Daha detaylı bir şekilde gelecek. Tabii eğer ilgiliyseniz online olarak bunu bulabilirsiniz. Genel anlamda küçük bir fikir vermek. Ne kadar yararlı olabilir bazı yazılımlar? Onları wiki veriyle bağlantılı hale getirdiğiniz ne kadar yararlı olabileceği ile ilgili. Bu Wikimedia çevresi çok büyük aslında. Ben bu ailedeyim, 5 yıldır bu ailedeyim. İlk yıllarımda aslında çok anlayamadım. Ben neyin içinde olduğumu pek anlayamadım. Daha sonra gittikçe farkına vardım ki çok fazla yazılımcı var, dizayncılar var. Ücretsiz bilgiye daha çok ulaşılabilmesi için, özgür bilgiye daha çok ulaşılabilmesi için neler yapıldığıyla alakalı gittikçe daha çok anladım. Mesela gitar çaldığınızı düşünün. Bazı şarkılar aklınıza gelebilir ve yapabilirsiniz. Ve projede bundan sonra gelir. Eğer aracı bilmiyorsanız, nasıl onları bulabileceğinizi de bilmiyorsanız, sizi teşvik eden şeyler potansiyelinizden çok daha azdır. Bu sunum size biraz içeriden bilgi veriyor olacak. Bazı mümkün yazılım şeyleriyle ilgili olacak. Oynayabileceğiniz onlarla. Kim olduğuma ilgili konuşalım biraz. Ben bir yazılımcıyım. Android aplikasyonlarını yapan developerlardan biriyim. Aynı zamanda bir bilgi advokatıyım. Bir feministim ve veganım. Ve şunu söylemek istiyorum ki her mümkün olan etkinlikte bunu söylemek istiyorum. Amatör bir fotoğrafçıyım. Eğer fotoğrafla ilgileniyorsanız lütfen beni bulun. Çünkü ben bu konuyla çok ilgileniyorum. Neden bu konuyu seçtim? Hemen onu anlatayım. Daha önceden söylediğim gibi güçlü araçlar sizin etkinizi artıracaklar, işinizin etkisini artıracaktır. Ben de benim yazılımımın kullanılmasını istiyorum. Her yazılımcı onların işlerini kullanmanızı ister. Onlarla alakalı bug raporları verirseniz çok mutlu olurlar mesela. Bu bilgiyi size yaymak istiyorum. En büyük etki, bu fikir aklıma geldiğinde buradaki logo Wikimedia'nın en havalı araç ödülüdür. Bu akademide geçen sene de bulunmaktaydım ve bir önceki sene de aynı zamanda. Bu yarışma sırasında şunu fark ettim ki çok havalı projeler vardı. Hiç duymamıştım bunları daha önce. Ve şimdi de şuna karar verdim. Bu projelerden birkaçını seçecektim. Ve bazıları wiki veriyle alakalıydı. Bunları seçtim ve bence onlar çok yararlı ve sizinle bunları paylaşmak istiyorum. Eğer aklınızda herhangi bir proje varsa bu yazılım onları yapmayı kolaylaştırabilir ve gerçeğe dökebilirler. Hatta daha iyisi, herhangi bir projeniz yoksa bu yazılım gördükten sonra bir proje aklınıza gelirse, çünkü bu yazılım sizi destekleyecektir, size ilham olacaktır. İlk aracımız Entity Explosion. Bu araç aslında çok havalı bir şey. Herhangi biri kullanıyorsa, internete giriyorsa bunu kullanabilir aslında. Eğer bir şey araştırıyorsanız Wikidata, wiki veriyle alakalı URL'de ortak bir şey bulunursa
size bu konuyla alakalı bağlantı verir. Örneğin mesela siz kelebeklerle alakalı bir şeyler araştırıyorsunuz. Özel bir batıf, özel bir kelebek türü arıyorsunuz. Bu araç aynı zamanda Toby Hitson tarafından yapılmıştır. Ve en havalı araç ödülü de almıştır aynı zamanda 2022 yılında. Nasıl kullanıldığıyla alakalı bir şey görüyorsunuz şu an. Yeşil bir şey burada var ve bu yeşil de demek ki kullanımı kolay. Burada da Godland isimli film görüyorsunuz. IMDb'de aradığınızda bu filmi, bu sizi Wikidata'da bulunan bir bilgiyle bağlantı haline getirir ve size bir link sağlar. Başka bir araç da Listeria'dır. Bu araç, eğer siz bazı listeler oluşturmak istiyorsanız size yardımcı olabilir. Bu liste Wikidata araştırmaları sizin için birazcık karmaşık gelebilir şu an ama yarın bu konuyla alakalı daha çok duyacaksınız. Yarın daha çok sizi daha tanınır hale getirecek bu konuyla alakalı listeyi daha çok anlayacaksınız. Eğer bilmiyorsanız bu konuyla alakalı herhangi bir şey ya da Magnus Manske ile alakalı hemen duyabilirsiniz. Eğer bu konuyla alakalı hiçbir bilgi bilmiyorsanız bile. Çünkü birçok şeyin kurucusudur. Aynı zamanda. Türk Wikipedia'sında bunun nasıl konularıyla alakalı bir örnek görüyorsunuz. Kod yazılımında gördüğünüz yerde. Wiki veri araçları. Kayda değer kadınların Wikiveri'deki listesini vermektedir. Listeria bu konudaki kadınları, bu spesifik konudaki listeleri yapar. Bir sonraki araçsan Mix and Match. Önceki sunumlarda şunu öğrendik. Nasıl tema ekleyebileceğimizi öğrenmiştik. Onları tek tek nasıl girebileceğimizi öğrendik. Bazen bunları tek tek girmek durumunda değiliz. Bazen çok fazla bilgi seti vardır ve onları sadece girebilirsiniz. Ve bu kullanışlı araç sayesinde Mix and Match aracı yine Magnus Manske tarafından yapılmıştır. Herhangi bir kütüphane, galeriniz, veri tabanınız varsa Mix and Match wiki veri temasına göre seçmenize yardımcı olacaktır. Yeni temada kullanabilirsiniz. Eğer konuyla alakalı değilse geçiş sağlayabilirsiniz. Geç yapabilirsiniz. Bazı alerjim var, onun için bir şeyler içmem gerekiyor. Özür diliyorum. Daha fazla bilgi için de match.fulledge.com'a gidebilirsiniz. WizQuery diye başka bir araç bulunmaktadır ki benim favorilerimden biridir. Yine iCranon tarafından oluşturulmuştur. Bazı soruşturmalar, bazı aramalar bazen zor olmaktadır. WizQuery bize şöyle bir şey sağlıyor. Sparkwell kullanmadan burada İngilizce bir cümle var. Gördüğünüz gibi burada bir arayüz var. Şöyle bir soru yapabilirsiniz mesela. Fotoğraf sorabilirsiniz.
kadın fotoğrafçıların bilgisini almak istiyor olabilirsiniz. Herhangi bir şey yazmadan, Sparkwell yazmadan. Kaç tane araç koydunuz? Bu yazılım. Biz query'i hiç kullanmıyoruz. Sparkwell bildiğim için. Ya kendi beraber yapabiliriz ya da sonrasında. Bir sonraki araç Wiki veri grafik tasarımı bu. Görselleştirir aslında. Wiki verilerdeki ilişkiyi. Örneğin bir insanla ilgili yazdığımızda ilk yazdığımız şey biliyorsunuz ki insan yazmaktı. Bazen bu bilgiler arasında kaybolunabilir. Bir aradaki ilişkiyi bununla sağlayabilirsiniz. Alt kategoriler, alt kategoriyi. Gördüğünüz gibi bu evcil kedilerle alakalı. Sınıflandırmada en çok, en son İstanbul'daki kedilere kadar gidebiliyor. Ve bu bahsettiğimiz kedi bütün soy ağacı şeklinde görülebiliyor. Nereye ait olduğu. Bu ilişkileri takip etmek gerçekten çok verimli. İleri ve geri giderek bunu yapabilirsiniz. Bu da başka bir araç, Recoin aracı. Recoin aslında Relative Complements Indicator dediğimiz. Ne kadar bizim aracımızın, ne kadar maddemizin, ne kadar tamamlandığını gösteren bir araçtır. Wiki verinizin ne kadar tamamlandığını gösterir. Bazı benzer verilere karşılaştırarak sizin verinizin ne kadar tamamlandığını gösterebilir. Başka politiklerle karşılaştırarak sizin yaptığınız siyasetçiyle alakalı bilginizi size ne kadar tamamlandığıyla alakalı bilgi verilmektedir. Yeşilden sarıya doğru da bunun renkleri gidiyor. Yine AngryLoki tarafından yapılmıştır. Wiki veriyi geliştirmek isteyen insanlar tarafından yapılıyordur. Eğer sadece okuyucuysanız yazdığınız yazının henüz hazır olmadığını da görmeniz sizin için iyi oluyor aslında. Benim en çok sevdiğim araçlardan biri de budur. Wikidata ProBrowse. Bu toplumda şunu anlayacaksınız. Birçok insan göreceksiniz. Bu ekipte her şeyi ezber bilen insanlar var. Evet, bu buna aittir, bu buna aittir diye. Ben onlardan biri değilim. Örneğin, eğer bir kelimeyi arıyor olursam, o konuyla alakalı her şeyi görebiliriz. Hangi içerik olduğunu, hangi tema olduğunu ileride anlayabilirsiniz bir sonraki adımda. Ve Wikidata Walkabout isimli araç da
benzer bir projedir. Bizim verimizi Wikiveri'deki araştırmalarını yapabilmektedir. SparkQuery aramaları yapmamıza yardımcı oluyor. En sonunda SparkQuery aramaları yapabilmektesiniz bunun sonunda. Kullanıcılar için de eğer çok konuyla alakaları yoksa en azından bu konuyla alakalı çok bilgi bilmeyen kullanıcılar için de verimli bir şeydir aslında. Filme tıkladım mesela. İlk olarak karşıma çıkan şu. Cannes Film Festivali'nde neler var? Kimler neler almıştır? Hangi filmler? Ve listenin sonunda SparkQuery araştırması verir. Tersinden çalışıyor aslında. Önce bir şeylere tıklıyorsunuz, bilginizi öğreniyorsunuz. Sonra bununla ilgili araştırmayı öğrenebilirsiniz. Soruşturmayı. Ve bizim Wikiveri oyunumuz bulunmaktadır yazılımda. Bu bir oyun aplikasyonu gibi düşünebilirsiniz. Eğer eğlenmek istiyorsanız bazı bilgiye oyun eklemek istiyorsunuz. Daha eğlenceli yapmak istiyorsunuz. Bu bazı lise öğrencileri için de çok verimli olabilir diye düşünüyorum. Bazıları bayağı kolay, yalnız bazıları epeyce zor gibi. Ayrıca bunu yaparak kendi bilgilerinize güncelleyebilirsiniz. Daha çok bilgi edinebilirsiniz. Ve Wikishootme aracı. Magnus Manske'nin yaptığı bir araç tekrardan. Bu bize bir harita veriyor. Bu alanın haritası mesela bu. Üsküdar alanı. Bize şunu gösteriyor. Wikiveri araçları bir görüntü değildir. Bu uygulamayı açabilirsiniz kameranızla beraber. Ve bu çevrenin, bu mekanın fotoğrafını çekebilirsiniz. Ve gördüğünüz gibi bu kırmızı yerleri yeşile döndürebilirsiniz çektikçe. Eğer sürekli seyahat ediyorsanız bu konuda size çok yardımcı olacaktır. Wikiveri'de lokasyonunda bir görüntü görsel görüntüsü bulunmamaktadır sadece. Ve yükledikçe tamamlayabilirsiniz. Yeni bir item yüklemiyorsunuz aslında. Zaten var olan bir şeyi yüklüyor oluyorsunuz. Ve bir Wikimedyacı olarak ben size nasıl elma toplayabileceğinizi öğretiyorum. Daha fazla araç öğrenmek istiyorsanız Toolhub diye bir Toolhub.hub'da bazı bilgilere ulaşabilirsiniz. James Harry tarafından yaratılmıştır. Toolhub'ı Toolhub'da aradım ve buldum. Umarım açılır. Açıldı. Basit bir şekilde Wikiveri yazarak
burada. Wikidata'yla alakalı bütün projeleri görebiliyorsunuz. Çok fazla şey araştırabiliyorsunuz. Botları, web aplikasyonlarını, bazı filtreler var. Burada büyük bir topluluk bunlar zaten. Bunları keşfetmek için biraz zaman vermek çok iyi olur. Çoğu şeyi bize çok daha kolaylaştırıyorlar aslında. Eğer herhangi bir proje duyduysanız bugün daha önce duymadığınız, gerçekten çok mutlu olacağım. Hatta eğer size ilham olduysa bu projeler bugün aynı zamanda, gerçekten buradaki insanlara, buradaki yaratıcılara çok teşekkür etmek istiyorum. Ve bildiğiniz için teşekkür ederim.